Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım. Güzel bir haberle açılış yapmak isterdim ama maalesef ki haberlerden her yerden duymuşsunuzdur durumu olanları. Yani gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. İnanın çok ama çok üzgünüm. Çok endişeliyim, çok korkuluyum. Ne bileyim, değişik duygular içerisindeyim. Birazcık sizle konuşursam rahatlarım diyerekten yani kamerayı açtım. Şu an evde yalnızım ben de. Barış işe gitti mecburen. Ben de tek başımayım. Hava buz gibi. Annem bile gidecektim. Gidemedim. Öyle kaldı. Yani hepimiz çok üzüldük. Gece uyuyorduk. Birden telefon çaldı. Biliyorsunuz hani şeye gitmiştik ya, asker eğlencesine gittiğimizde. Onların hani Medine Halagil, Haydar Ustagil hani eşi. Bir baktım Haydar Usta arıyor, yazıyor. Saat 4, kaç? 5'e geliyor. Çıtır yapma anneciğim. Saat 5'e geliyor, Haydar Usta arıyor, yazıyor. Allah Allah dedim, Bismillahirrahmanirrahim dedim. Barış dedim, çabuk kalk kalk kalk, ne oldu dedi. Haydar Usta arıyor, saat dedim sabahın 5'i, bir şey oldu kesin dedim. Hani bir an panikledim yani. Açtıydık, duyduk hani Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem olmuş diye duyduk. Yataktan nasıl fırladık, elimiz ayağımız titriyor, uyku şeyi, hani ne yapacağımızı şaşırdık. Haberleri açtık, direkt bir gördük zaten şok olduk. Biliyorsunuz Barış'ın bütün akrabaları, herkes işte doğduğu, büyüdüğü memleket Kahramanmaraş. Bütün akrabalar, herkes orada. Hemen telefona koştu zaten Barış, hani tek 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 akrabalarını aradı, kardeşlerini aradı. Bütün tanıdıklarını tek tek aradı. Sabah 5'ten beri telefonla arıyor, hani irtibat halindeyiz. O da gitti. Gidince ben tabii şey oldum, hani oradaki konuşulanları duyunca, ne bileyim videoları görünce hani bayağı bir çok korktum, etkilendim. Telefondan Allah'a şükür bana daha çok mesaj atanlar var. Allah bir diye bin kere razı olsun, Barış'ın ailesi orada iyiler mi diye. Gerçekten düşünüp yazdığınız için çok teşekkür ederiz. Hani Allah'a şükür iyiler. Yani görümcelerim falan, görümcelerim, eltim, hepsi iyiler Allah'a şükür. Sadece Kahramanmaraş duyduğumuz kadarıyla bitmiş durumda. Hani her yer enkaz altında kalmış. Haberlerde zaten Maraş'la alakalı doğru dürüst bir haber yok. Aksu TV normalde Kahramanmaraş'ınmış. Aksu TV bile şu an yayın yasağı gelmiş. Yayın yapılmıyor. Hani internetten gördüğümüz hep Diyarbakır, Malatya galiba. Evet, hep oranın haberleri var ama Maraş'ın haberi yok maalesef. Duyduğumuza göre oteldir, Kervan Pastanesi, işte Yaşar Pastanesi, cezaevi, öyle yerlerin hepsi yıkılmış, göçük altında kalmışlar. Barış'ın mahallesi, doğduğu büyüdüğü mahalle, gittiğim gördüğüm mahalle şu an enkaz altında kalmış. Orası da hemen karşı komşuları ev göçmüş, sesleri çıkmıyormuş. Yani bayağı bir kötü durumdalar. Allah'a şükür kendi canlarında bir şey yok ama evler göçmüş, arabaların üstüne göçmüş, işte dünya malı dünyada kalır diye demiyorlar boşuna. Aynen öyle. Yeter ki canımız sağ olsun diyoruz. Ev, araba, para, mal, mülk hepsi boşa. Ya ne bileyim ya, etkilenmemek mümkün değil. Çok çok geçmiş olsun tüm Türkiye'ye. İşte Kahramanmaraş, Diyarbakır, Malatya, Adana, aklıma gelmeyen bütün şehirlerimize geçmiş olsun. Antalya'da sallanmış bu arada ama biz duymadık. Yalana gerek yok. Haberlerde gördüğüm, yine işte Manavgat'tan takip ettiğim insanlar da falan bayağı da sallanmış yani lambalar ama hiç hissetmedik. Allah'ım hissettirmesin, kimsenin başına vermesin, ateş düştüğü yeri yakıyor ama hani şöyle bir şey var. Allah'a şükür bizim ailemizden birine bir şey olmamış ama insan olan, birazcık vicdan sahibi olan insan zaten o videoları, o insanların çığlıklarını, feryatlarını duyan insan ister istemez tabii ki de onun da içi yanar. Hepimizin içi yanıyor yani. Yani sözün bittiği yer, Allah'ım korusun, Allah'ım yardımcıları olsun. Bu soğukta, dışarıda, kış günü bütün herkes sokaklara dökülmüş. Tabii ki evlerinden ayrılmışlar, kimi aradıysak. Şimdi zaten haberlerde görenler beni çok iyi anlıyordur, duygularımı. Ben de sizleri çok iyi anlıyorum. İnşallah sizin ailelerinizde de bir şey yoktur, evinizde, ne bileyim kendinizde, canınızda, akrabanızda. Çok çok geçmiş olsun. Benim zaten videom hazırdı normalde. Bugün onu paylaşacaktım ama video paylaşılacak zaman mı? Tabii ki de onu paylaşmayacağım şimdilik. Bu konuşmamı paylaşmak istedim sizlerle.
Şu an var ya korkuyorum ya, ne bileyim, hani içimde bir korku var, tek başımayım. Bir de panik atak var galiba bende, ya da kapalı alan korkusu mu var anlamadım. Hani o videoları görünce, enkaz altındaki insanları görünce sanki ben enkaz altındayım. Hani nefes alamıyorum. O derece oldum. Ne bileyim, korktum. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. Bir de hani Barış için de çok zor. Bütün ailesi orada yanlarında olamıyor. Yanlarında değil. Barış'ı da görüyorum. Üzüldüm. Ona da çok üzüldüm tabii. Hani bir şey yapamamak diyor. Çok kötü. Elimden bir şey gelmiyor diyor. Uzaktayım diyor. Ama oradakilerle konuştuğumuzda bile yakında olan insanlar bile hiçbir şey yapamıyormuş yani. Yardım edemiyoruz diyorlar. Çok kötü yani. Kime sorduysak, kimle konuştuysak bitik durumda Maraş. Bitti, bitti diyorlar yani. Bitti, mahvoldu diyorlar. Bir dakika, babam arıyor canlarım. Canlarım, bizimkiler aradı, babamgil aradı. Onları da ben aradım sabahtan beri. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Şöyle olmuş, böyle olmuş. Onlarla irtibat halindeydim. Şimdi ben de kötü olduğumu bildikleri için rahat edememişler bu şekilde. Dedi baban geliyor dedi seni almaya. Gel buraya dedi. Burada dedi beraber duralım. Sobayı yakalım. Hiç yoktansa dedi birlik oluruz dedi. Yanımda oluruz dedi. Konuşamıyorum bile ya. Of, buraya gel dedi. Üstünü giyin, baban seni alacak dedi. Annemgile devam ederim canlarım ben sizinle konuşmaya. Ne bileyim ya, sonuçta her şeyimi sizinle paylaşıyorum. Birazcık bir rahatlarım diye video açtım. Gerçekten de hani sizinle konuşurken sanki siz benim yanımdaymışsınız gibi bir, ne bileyim, bir destek hissettim yani. Allah razı olsun. Şimdi ben bir üstümü değiştireyim, kalın bir şeyler giyeyim. Annemgile gidelim. Orada açarım tekrardan. Canlarım, gördüğünüz gibi annemgildeyim. Üzerimi falan değiştireceğim dedim de hiçbir şey canım istemedi. Böyle aynı evdeki gibi geldim. Öyle ufak tefek bir şeyler atıştırdık. Yani canımız inan ne bir yemek ne bir şey, hiçbir şey istemiyor. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun inşallah. Şimdi ben de aradım görümcelerimi falan. İyiyiz çok şükür dediler. İyiler ama işte insan yine de tam anlamıyla sevinemiyor yani. Oradakilerin durumunu da gördükçe. Hepsi bizim kardeşlerimiz Buzluğum. Hepsi bizim. Her yeri bizim. Hepsi bizim kardeşlerimiz. Ay. Evet. Deprem bölgelerine çok çok geçmiş Ay. olsun. Ay, düştü kamera. Çok geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Bayağı çok büyük bir deprem olmuş. 7 nokta ne demek? 6 nokta, 7 nokta ne demek değil mi? 7,4. Ay vay. Çok geçmiş olsun. Allah'ım yaralılarımıza acil şifalar versin. İnşallah. Dilim var da diyemiyorum değil mi? Ölmüş olanlar Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Dilim var da diyemiyorum bile. İnşallah ölen kalan yoktur ya Rabbim. İnşallah ölen Ki yoktur. maalesef var. Haberlerde İşte görüyoruz. insanın içi 70-80 hani falan diyorlar. inşallah ölen yoktur diyor. İnsanın içi öyle şey yapıyor. Ama hayat işte, He, acı dilim var gerçekler var diyemiyorum. yani. Ama çok çok üzüldük, çok yıkıldık. Böyle kolumuz kanadımız kırık. Kolumuz kanadımız kırıldı. Gerçekten ha. Yani insan kendimizi koyuyoruz oraya. Kendimizi koyuyoruz onun yerine. Kendimizi koyuyoruz. Ay. Tabii canım. Çok geçmiş olsun. Herkese geçmiş olsun. Yarın bize olmayacağını malum ki zaten burada sallanmış sabah. Barış oğlumun ailesi o tarafta. Kardeşleri. Hepsini aradık. İyilermiş. Çok şükür, çok şükür. İnşallah hepsi iyi olsun. Herkes iyi olsun. İnşallah hepsi iyi olsun lan. Güzel Allah'ım, sözün bittiği yer. Diyorum ya, kolumuz kanadımız kırık. Vallahi. Yemin olsun ne yaptığımızı, ne ettiğimizi bilmiyoruz. Bu soğuklarda her yer kar, kış. Allah'ım Tabii ya canım, Rabbim. biz Biz Sumadak dışarı evde çıkamıyoruz. üşüyoruz diyoruz He, yani, onlar ne dışarıda yapsın? yani deprem anından itibaren kaç saattir, şu saattir hala dışarıdalar, kar yağıyor, yağmur yağıyor şu Evet, diyor ya, soğuklarda. kendimizi ondan yerine koyacağız. Çok zor bir durum gerçekten. Çok zor, çok zor. Yarı kışta böyle amanı. Şu anda yağmur yağıyormuş orlarda. Çoğu yerlerde yağmur yağıyor. Kar, kış. Soğuklarda. Ya Binaların altlarında videoları kaldılar. gördükçe içim parçalanıyor. Evet. Gördükçe içim parçalanıyor. O haykırışlar, feryatları Can duydukça dayanacak değil.
Birisi yengesini arıyor, yenge ses ver. Biri annesini arıyor, anne ses ver. Öyle. Sonra telefondan da hani kendimiz irtibata geçtiğimiz insanlar, evet, akrabaları iyi, ama hani uzaktan akraba diyeyim, bazıları göçük altındalar. Yani telefondan duyuyorum işte biz iyiyiz ama mesela emmimin oğlunu çıkarmaya çalışıyoruz diyenler var. Şunu Allah'ım çıkarmaya bir yollara o çalışıyoruz. var Çok zor ya. Bim gerçekten. yar ve yardımcılar ol. Yüce Allah'ım şu mübarek üç ayla yüzü suyu hürmetine. Sen yar ve yardımcılar ol. Oradakilerin ya Rabbim sen yardım et. Bir yollara koy ya Rabbim. Güzel Allah'ım. Dua ediyoruz. Ben de sabah kamerayı açtım, işte birazcık konuştum, rahatladım. Tek başıma da korktum açıkçası. Yani ne bileyim, yani yalnız hissettim kendimi. Evet, gel dedik hemen Sağ olsun hakimeye. babam Gel geldi aldı kuzum. beni. Gel kuzum dedik hemen. İnsan kafayı yiyecek ya. Yani diyecek bir şey de bulamıyoruz ki. Ne diyelim ki? Aynen. Denecek bir şey yok. Allah'ımdan gelen bir şey. Doğal bir afet sonuç itibariyle. Bugünümüz böyle de yarınımız belli değil. Bakalım o insanlar dünden ne planlar yapmıştı. Yarın şunu Evet. yapalım demişlerdi. Belki Evet, yarından evet. sonra şunu yapalım dediler. Yani Evet. insanoğlu tam şimdi bırakıyoruz mesela otel zamanını düşünüyoruz. Değil Otelde mi? ne olacak? İşte kim şef olacak? Kim müdür olacak? İşte ne bileyim katımız nasıl geçecek? Müşteriler nasıl olacak? Ya bak Yarına ne, sen 3 çıkacağımız ay, belli değil 2 ay, hiç. 1 ayı sonrayı düşünüyorsun da yarını düşünmüyoruz, değil mi? Ölüm parmağımızın Her şeyin ucunda. farkındayız aslında, ne bileyim, ama o kadar aldanıp gidiyoruz ki şu hayata, o kadar aldanıyoruz ki Nedir ben de bu? dahil. Nedir bu çekememezlikler? Nedir bu güzelim dünyaya sığamamazlık? Nedir bu? Nedir bu? Aynen öyle. Aa, dediğin gibi Ama ne yarına yazık çıkacağımız ki belli değil. sadece böyle olaylarda çok hatırlıyoruz. Ne bileyim Ölümü. bir deprem, ne bileyim bir yangın. Evet. Ne bileyim bir bomba patlıyor mesela. Bir şey oluyor ya da hava Ondan sonra bir gürlüyor. silkeleniyoruz Heh, de. Bir hava silkeleniyoruz gürlüyor. şöyle. Bir şimşek çakıyor. Ay Allah'ım sen büyüksün, sen yardım et. İşte o zaman hatırlıyoruz. Bak kendi adıma da söylüyorum. O zamanlar hatırlıyoruz sadece. Hani durduk yere otururken de bu Oysa ki şeyleri birbirimizi hatırlamıyoruz. çok çok sevmeliyiz. Birbirimizi sarmalıyız, sevmeliyiz. Ne bileyim ya, uzak olmamalıyız birbirimizden. Hep yan yana can cana olmalıyız böyle. Hep birbirimizden öyle olmalıyız. Hep öyle olmalıyız. Allah'ım hepimizin yardımcısı olsun canlarım. Amin. Size daha fazla Amin. kafanızı ağrıtmak istemiyorum. Aynen. Herkesin acısı var, herkesin Evet. derdi var, sıkıntısı var, düşündüğü Çok biri var. üzüldük. Çünkü 10 ilçe mi dediler? Acımızı paylaşıyoruz ve Adana, yüreğimizde derinlerde hissediyorsun. Kahramanmaraş, Hissediyoruz. Adana, Malatya, Evet. Diyarbakır, Her yere geçmiş olsun. başka neler vardı? Gerçekten hatırlamıyorum. Bir Unutturulmazlar. dünya şehir, bir dünya ilçe var. Her Malatya, yere Adana, Osmaniye, Adana, Osmaniye aynı sayıyor. Maraş, Kilis, ne dedi bir de? Onlar hep o taraf zaten aynı. Evet. Ya Türkiye'nin dört bir yanına geçmiş olsun. Hepsine Sonuçta geçmiş evet olsun. Her Kahramanmaş'ta, yere Adana'da oldu ama geçmiş. hepimizin içinde Hepimizin oldu. içi yandı. Hepimize Hepimizin içi geçmiş yandı. olsun. Kendinize de çok iyi Hepimizin içi bakın. yandı. Hepiniz dikkat Hep edin. Allah'a Dürülenmede emanet geçmiş olun. olsun diyorsun. Hep Urla'daki, Osmaniye'deki, Adana'daki, Maraş'taki akrabalara, dümürlemize hepsine geçmiş olsun. Hepsine geçmiş olsun. Allah'ım sabır versin. Hepsini Amin. aradık. Çok şükür iyilermiş diyorum ya. Ama tabii ki içimiz yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Böyle canlarım. Hepiniz İçimiz Allah'a yandı gitti. emanetsiniz. Sonra görüşürüz inşallah Allah'ın İçimiz izin yandı gitti, verdiği yanıyor. müddetçe. Çok Kendinize çok üzgünüz, dikkat çok. edin. Allah'a Çok emanet üzgünüz. olun. Allah'ıma emanet olun.